Bir tane adam gördüm. Oo. Hadi be. Selamlar efendim. Bugün Operation Breakpoint adlı oyunda online PvP, yani oyuncularla, gerçek oyuncularla online oynamayı göreceğiz. Öncelikle haritada şu bölgeye gelmeniz gerekiyor. Sizin burası ana üssünüz ya da ana lokasyonunuz, öyle söyleyeyim. Bu bölgeye geldiğinizde buradaki şu dayıyı bulup toplayıp ardından da bu PvP Ghost War seçeneğini seçmeniz gerekiyor. Ardından böyle bir ekran karşınıza geliyor. PvP Ghost War diyorsunuz. Biz standart bir oyun oynayalım, bastık ve diyor ki işte maç in progress, yani eşleşeceğiniz maç aranıyor diyor. Oyun şöyle bir sıkıntısı var. Çok fazla online oyuncusu yok ve bu yüzden eşleşmeler uzun sürebiliyor. Oyun sırasında ise gayet keyifli bir atmosfer var bence. Taktiksel bir savaş. Ben 3-4 savaş yaptım. Bunları şimdi göstereceğim. Zaten oyunda taktik üzerine kurulmuş bir oyun. Single player'i ise öyle bir atmosfer sağladı ki bana, çok bir anda çok içine çekti fakat bir anda da soğuttu beni. Fakat single player'ı en zorda oynarsanız bundan gerçekten keyif alabilirsiniz ama bir yerden sonra da sıkıcı bir hal alabiliyor çünkü çok fazla içine çekemiyor oyun sizi. Bir süre sonra oyunun kendini tekrarlaması, yani git adamları işaretle adamları vur, git adamları işaretle adamları vur şeklinde dönmesi böyle bir hissiyat verdi bana. Uzun süreler bekledikten sonra Ahmet Oez 2014 hemen oyuna bağlandı. Umarım kimse çıkmaz da artık maça gireceğiz diyorum. Eğer bu videoyu çekiyor olmasaydım, yani YouTube için bir video çekiyor olmasaydım asla bu kadar beklemezdim. Bu ne abi? Rahat bak, abartmıyorum, 10 dakikadır 15 dakikadır oyuna gireceğiz diye bekliyoruz ve en sonunda da ekranımız geldi. Burada bir harita oynaması istiyor bizden. Diyor ki hangi haritada oynayacaksınız? Seçin. Ben daha önce bu iki haritada oynadığım için bunu seçiyorum. Ama onu da kimse oynamak istemiyor. Niye sürekli burada oynuyor bu insanlar ya? Yani niye hep aynı harita abi? Evet. Evet, değiştirdi abi. 4'e 4 olunca ne olacak acaba lan? Hiç başımıza gelmemişti değil mi? Bakalım ne oluyor işte olunca. 5'e 3 oldu. Buraya mı geçsem 4'e 4 yapmak için? Ve 5'e 2, 5'e 1 de kazanıyoruz. Evet, şimdi maç başlayacak. Dediğim gibi ses kasmanız gereken taktiksel bir oyun. Aslında taktiksel bir savaş alanına gönderiyor sizi. Burada küçük bir layoutları düzenleyebiliyorsunuz. Edit Present'ten gelip istediğiniz silahlarınızı modifiye edebiliyorsunuz. Farklı özellikler verebiliyorsunuz. Üstünüzü değiştirebiliyorsunuz falan filan. Oyunlar 3 kez yapılıyor. Skor avantajını kazanan maçı da kazanmış oluyor. Yani 1-0, 1-1, 2-1 gibi ya da 2-0, 3-0 gibi skorlar elde ediyoruz. Şimdi hızlıca ben sol tarafa gidiyorum. Bu haritada hiç bilmiyorum, bir bakayım haritaya. Evet, sol tarafa gidiyorum. Sniper'ım ve bir de G36C var bende. Spotladığınız düşmanları rakip arkadaşlarınıza Q'ya basarak söyleyebiliyorsunuz ya da yine bu şekilde açıp şu şekilde Q'ya bastığınızda bu bölgeyi işaretleyebiliyorsunuz. Ben oraya gideceğim için orayı işaretledim. Çok fazla ortalarda koşmanızı tavsiye etmem çünkü oynadığım birkaç maçta gerçekten taktiksel olarak oynuyorlar. Bu arada gerçekçilik olarak koşmada hem Call of Duty hem de Battlefield'i geride bıraktı diyebilirim. Çünkü yaklaşık 200-300 metre ya da daha az koştuğunuzda hemen şişiyorsunuz. Bu arada bizden biri öldü bile. Orada öldü. O zaman çok da fazla arkaya koşmaya gerek yok gibi geliyor bana. Evet, bu arada bir düşman drone'u var üstümüzde. Üstümüzde bir düşman drone'u var. Onun için biraz aşağı eğildim, yattım. Evet, orada olduğunu söylüyor bizim takım arkadaşımızın düşmanı. Çok net bir pozisyonum yok. Açıkçası çok da sıkıntılı bir pozisyonda kaldım ben. Çünkü yerinizi belli ettiğiniz anda gördüğünüz gibi gençler hiç acımıyorlar. Yani kolay bir şey değil. Kolay bir oyun tarzı değil. Zor hatta. Ben kulaklıkta takacağım. Birazcık moda gireyim. Moda gireyim. Şöyle bir 3-5 adet alırım sizde. Şimdi burada tekrar bir ara girdi gördüğünüz gibi. Burada da size ekipmanlarınızı modify etmeniz ya da değiştirmeniz ya da farklı özellikler takıp çıkarmanız için bir ekran geliyor. Normalde burada yaklaşık bir 15 saniye falan bekliyor diye biliyorum ama şu anda yine biri de çıktı girdi. Evet. Şu anda yine tam bir sayıyı tamamladık. En büyük sorun bu. Yani sürekli eksik oluyorsunuz. Şimdi burada yine derinin üstüne doğru gitmemiz gerekecek. Orada çünkü hacklememiz gereken bir bilgisayar var. Oyunda amacı bir bölgede bilgisayar var, tamam mı? Şurada bir bilgisayar var. Onu hackliyorsunuz. Ve hackledikçe puan alıyorsunuz. Mantığınız bu.
Bu arada iyi oynadığım maç savaşlar da oldu. Hani şu anda tokatlandık. Her zaman böyle kötü oynamadık. Evet, orada biri vardı. Evet. Şey var, mermi dropu var. Yani merminiz her zaman şey yapamıyor. Dümdüz gitmiyor. Bilginiz olsun, Battlefield'deki mantık var. Yani aslında online olarak oynanabilecek bir oyun, tamam mı? Online olarak oynanabilecek bir oyun ama keşke biraz daha kalabalık bir şey yapsalarmış. Setup yapsalarmış. Ya da savaşı biraz daha kalabalık hale getirselermiş. Tepeye çıkacağım. Evet, birini gördüm orada, birini gördüm. Nasıl ya? Bir de 3 can barınız var. Genelde ayarı var mı bilmiyorum ama genelde üçünü birden götüremiyorsunuz. Bu silahınızın damage'ine bağlı. O biraz daha böyle şey olsaymış daha iyiymiş. Ama çok da kolay ölebiliyorsunuz. Mesela biri beni spotladı. Ya da işaretledi. Yine işaretledi. Evet, drone var tepemizde. Bu drone'u falan nasıl kaldırıyorlar hiçbir bilgim yok. Düşmanı görmek oyundaki en önemli nokta. Görmediğiniz düşmanı vuramıyorsunuz. Örnek. Oo, işte gördüğünüz gibi öldük. Oyun çok zor. Yani karşı tarafta iyi oynayan insanlar olduğu zaman böyle tek mermide ölmüyorsunuz falan hikaye oluyor. Tık diye gidiyorsunuz. Birini aldı bak. Bir kişi kaldı bizde. Bir kişi aldı, iki kişi kaldı bizde. Karşıda da bir kişi var. Tek de vurdu işte gördün. Bir süre sonra da şu ne oluyor lan? Ha, drone'la hayata getirme. Drone'u kullanarak hayata getirdi ama bak hafif bir sakatlığım var. Koşmakta zorlanıyorum. Kazandık. Bir bir yaptık ama oyun ne kadar taktiksel, ne kadar şey gidiyor görüyorsunuz ki oyunda benim bilmediğim birçok öğe de var. Oyun aslında keyifli ama işte bu uzun süre bekleme süresi, oyuncuların girip çıkması falan birazcık sizin canınızı sıkıyor. Burası şey gibi düşünün, PUBG gibi işte giderek daralan bir alan. O tarz bir alanda oynayacağız. Hiç bilgim yok. Silahlarım çok iyi değil. Bakalım ne olacak? Böyle bir takımımız var. Çömeldik. Evet gidiyoruz. Ben de gideyim. Takım halinde oynuyoruz. Biz bir takımız, onlar bir takım. Ben biraz daha şöyle arkadan dolanmak istiyorum. Bak bir tane adam gördüm. Güzel güzel. Güzel. Bak multisi tadını aldım ben. Multisinin tadı güzel. Diğer tarafta doğduk. Ben yine böyle bir arkadan sızma şeyi yapacağım. Yani adamların arkasına sızacağız. Bakalım nasıl sızacağız. Online olayı güzel. Yani keyifli. Ama şimdi bizim levelimiz çok düşük abi. Adamlar da çok ilerlemiş teknolojiler olduğu için zorlanacağız açıkçası. Öyle geliyor bana. Her zaman takımda bir arkadan dolaşı onduruyor. İşte o benim abi. Amaç adamların arkasına sızabilmek. Oha, oha. Yok abi, ateş edersem yerim belli edeceğim. Hiç gerek yok.
Bak gördün mü herifi? Tabii o buraya doğru gelecek. Hani online'ı taktiksel olarak çok daha başarılı. Hadi be. Ah be. Surveillance system is ready for access. Start hacking. You got your orders. Now go win this thing. İkinci round başladı. Şimdi yine takımla birlikte arkaya koşuyoruz. Bayağı bir gerçekçi oyunun bazı noktaları. Özellikle koşma olayı. Çabuk şişiyorsunuz. Üstünüzdeki mühimmat sizin yavaşladığınızı ve hızlılığınızı belli ediyor. Bayır çıkıyorsanız daha fazla yoruluyorsunuz. Bu anlamda oyunu çok beğendim. Buradan keseceğiz şimdi şeyi. Yattığınız zaman görünmeme ihtimaliniz çok fazla artıyor. Ama tabii yine garanti değil. Bu sadece rakibin ne kadar keskin gözleri olduğuna bağlı. Bu bir insan değilmiş. Bana ateş ediyor ve yerini belli etti. Oo, çok iyi. Bu oyunda birazcık taktiksel savaşıyorsunuz. Bir de yem olayları çok var. Mesela sizden biri yatınca, az önceki oyunda gördünüz. Yatınca onu kaldırmak için çok fazla adam geliyor. Ve siz oraya gidiyorsunuz ve takımın tamamını o şekilde öldürebiliyorlar. Burada çok büyük bir risk alıyoruz. Kazandık. Yalnızca şey olayı var işte, çok küçük haritalar tabii taktiksel oynadığınız için. Ama genelinde keyifli mi keyifli bir oyun efendim. Mark. Target down. Target down. Target. Only one hostile left standing. Eyes on the hostile. Başarılı. Team Alpha. Eblek gibi koşmayacaksın abi bu oyunda ortada.